iç hayatla çok paralel duygular. O benim bahsettiğim tamamen fit dünyası, hayal dünyası yani. Neticede bir beslenme planı var. Aylarca, belki yıllarca, belki hayat boyu uyumak zorundasın. Bu bir Evet. disiplin, sadakat duygularını senin törpülüyor, köreltiyor. Değil mi? Onlar... Şimdi azıcık sohbet edelim o zaman. Hareketlerimize devam edelim sonra, değil mi? Tabii. Azıcık nefeslenelim. Tabii, Hoş geldiniz aynen efendim. öyle. Simge Hanım da bizlerle bugün diyetisyenimiz. Bugün diyet üzerine ne var konuşacağız, değil mi? Evet. Nasıldı? Gayet güzel de egzersizler. Ben de pilates yapıyorum. O Aa, yüzden çok bu güzel. Diyetisyene gittiğimiz hareketlere zaman giriyorum. ilk önce işte bütün her şeyi verir spor Spor. yapacaksınız. Ama ben onda şunu söylüyorum. Hayatınız boyunca seveceğiniz şeyi yapın. Değil mi? Biraz Belli daha bir yüksek dönem. konuşabilir Tabii. miyiz? Galiba bu kayıyor. Ben bunu söylemiştim aslında. Öyle Hemen mi? bunu Bunu yakın, bunu düzeltiyorum. yakın. Şöyle yapalım. Aynen. Dur, ben şunu. Kenara alırsak. Ceketi alalım bence. Ceketi belki çıkarırım Öyle demiştim. mi? Çok özür dilerim. Şimdi Tamam. nasıldır? Gayet Ses. İyi herhalde. Ben şunu söylüyorum. Yani hayatınız boyunca neyi yapabileceksiniz, neden keyif alacaksanız sporu da öyle yapmalısınız. Aynen Eğer siz spor salonundaki spordan keyif almıyorsanız, ki ben mesela bundan keyif alan biri değildim. Sonra kendime döndüm, dedim ki yani bu sporu yapmak zorundasın. Çünkü ben de beslenmemle evet çok ilgiliyim. Doğru besleniyorum hayatımda. Doğru beslenmeyi öğretiyorum. Ama vücudum ideal kiloda olmasına rağmen artık spor istemeye başladı. Çünkü Değil yaşım mi? ilerledi. Dedi ki bana eklemlerim yapmak zorundasın. O zaman kendime Kemik dedim ki erimesi evet belli bir bilhassa tabii 30'lu yaşlardan sonra en çok dikkat edilmesi gereken nokta. Daha tabii. ileriki yaşlarda mutlu bir yaşlılık yaşam geçirmek için hayat boyu işte yapabileceğin şey. Kesinlikle Ben dans gerekiyor. ettim bir dönem. Dans da çok iyi geliyordu bana ama sonra ara verdim. Sonra da spor salonuna gidemedim. Ondan nefret ediyorum çünkü spor salonunda koşu bandından işte hani bir yere ulaşmıyorsunuz ya. Tabii. O Dışarıda hani yapın. Dışarıda da yapıyorum. Sonra pilatesi buldum ben kendime. Çünkü ben biriyle disiplin olabilen biriyim. Birine karşı sorumluluk hissediyorum. Hem sonra çok zevkli. Güzel. Bir sürü İşte herkesin hareketler. birazcık kendini tanımasıyla Evet. alakalı Tabii. bir şey. Yani ben Herkes onu demek fitness yapmak istiyorum. zorunda değil. Değil. Dışarıda da bunu yapabilirsin. Mesela ben her Danışanlığım gün onu yürüyorum. söylüyorum. Siz onu seviyorsanız onu Evet. yapın. Ben onu sevmiyorum. Ben ama pilatesten, işte bir hocanın disiplininden, Evet, beni motive evet. etmesinden, ona karşı sorumluluk, mesela bugün gelemedim, gidemedim spora burası yüzünden mesela suçluluk hissediyorum. Yok, Çünkü biz sizi ona karşı kaydedeceğiz, merak öyle etmeyin. Mi? Ben de diyorum eşofmanla gelseydim, söylemediler. Spora gitmedim diye üzülmeyin Simge Hanım. Bugün herkesi ekran başında ve buradakileri terleteceğiz. Hiç yere ayrılmayacaksınız. Şimdi bu arada bizlere telefonla ulaşmak isteyenler soru sorabilir miyiz Tabii. diye çığlık çığlığa Twitter'ım yanıyor. Tabii ki. ve aynı zamanda Twitter olmayıp da bize telefona bağlanmak isteyenler için de 0212 471 61 96 ve 97 numaralarından bize ulaşabilirsiniz. Ve istediğiniz soruyu hocalarımıza sorabilirsiniz. Murat hocamıza ve Simge hocamıza. Bu arada da çok güzel yemekler yapıyoruz. Günün anlam ve önemine uygun. Değil mi? Sunal Hocam tabii konuştuk. ki. Diyet yemekler yapıyoruz. Hani egzersizimizin yanında beslenmemiz de çok önemli. Aynı zamanda Murat hocamız da bize bir kurabiye yapacak. Diyet kurabiye. Tatlı tatlı bugün değil mi hocam? Evet aynen öyle. Ali Nazik yapacağız. Gördüğünüz gibi közlemeye başladık evet, bunları. Ben bir malzemelerimizi sayayım. Bu arada eşofmanlarını giyenler, aynı zamanda mutfakta da çalışan hanımlar. Hazırlıklarınızı yapın, malzemelerimizi sayıyorum. Ali Nazik için görmüş olduğunuz gibi 4-5 adet patlıcan gerekiyor. 1 kase yoğurt, 2 diş sarımsak, 1 çorba kaşığı tereyağı, 250 ya da 300 gram kıyma isteğe göre. Tuz, kırmızı toz biber ve karabiber gerekiyor efendim. Önceden közlüyoruz değil mi? Patlıcanları közleyeceğim. Ondan sonra Simge Hanım duymasın biraz yağlıca kıymayla. Ne demek? Hayır, afiyet olsun. Sizinle o şekilde konuştuk da özellikle evet. söylüyorum. Simge Hanım'ın diyeti çok güzelmiş. Her şeyi yiyerek zayıflayacakmışız. İşte, öyle hani bu evet. yasak o yasak değil. Evet. Pişman oldum böyle her şeyi yapmadığıma. Bugün ben... Sizin için özel menü yaptım dedim gerek sizin yoktu. Korkunuzdan ben özel her yaptım yemeği dedim. Ben şimdi zaten. Böyle yağlı malı bir şeyler yapacak da korktuk ve lazım ki. Hocamız birden değil mi? Biz hep böyle, hep böyle şeyler böyle semizotları olsun. Tabii onları yiyorsunuz. Su içsek yarıyor sonra böyle oluyoruz. Halbuki ya. Hep bunları yiyoruz. Değil mi? Semizot salatası yapacağız. Tam da zamanı yeşilliklerin bol bol tüketiyoruz her zaman söylediğimiz gibi. Bunun için de bir deme semizotumuz gerekiyor. Bir avuç ceviz, 2-3 diş sarımsak, yarım fincan nar ekşisi, 100 gram tulum peyniri, tuz ve zeytinyağı. Tamam fit kurabiye efendim. Evet, kurabiyemizi Murat hocamız yapacak az sonra. Bu tamam fit kurabiye yediğimiz anda fitleşiyoruz galiba değil mi hocam? Rutin olarak hayatınıza katarsanız her zaman diri, dinç, performanslı ve hiçbir zaman vücudunuza yağ barındırmayan bir fiziğe sahip olursunuz, bir yaşama i̇şte, sahip olursunuz. İşte bu kurabiye yiyip de zannetmeyin Murat hocam olacaksınız. Öyle bir hayat yok, çalışacaksınız. yönetmenimiz biraz kıskandı galiba, ben yemesem de öyleyim falan gibi cümleler kullanıyor. Nedense hep böyle yakışıklı
olsun, fit olsun. Erkek şey misafirlerimiz geldiği zaman bizim buradaki ekipte bir kıskançlık olsun. Ben de öyleyim. Ben zaten öyle olmak istemiyorum falan gibi cümleler geliyor. Yine de siz ekran başından ayrılmayın sevgili erkekler. Bunları da göz ardı etmemek lazım, bilmek lazım. Önce isteyeceksiniz, sonra her şey için.